muhabbetle selamlıyorum. 'Yıldıza meftunum, aya meftunum, Oğuz'un gerdiği yaya meftunum, dağıyla, bağıyla, insanlarıyla ben ki güzel Aksaray'a meftunum. Sen ne güzel, ne vefalı, ne mert bir şehirsin Aksaray. Seni dünya gözüyle görenler ayrı, kalp gözüyle görenler ayrı sever Aksaray. Dağıyla, bağıyla, insanıyla, medeniyet mirasımıza sahip çıkmasıyla her gelişimizde bu eşsiz şehre kalbimizi bırakıyoruz. Kılıç Arslan'la birlik olup Haçlı sürülerini durdurmasıyla, Fatih'e kucak açmasıyla Aksaray gönlümüzün baş köşesinde yer alıyor. Hasan Dağı Ovası pek güzeldir havası. Aksaray'ı görenin hiç geçer mi sevdası? Bizim de Aksaray'a olan sevdamız Allah'ın izniyle bu ten canda durdukça hiç bitmeyecek. Bizim yazgımız hamdolsun milletimizi sevmektir, Aksaray'ı sevmektir, Aksaraylı'yı sevmektir. Önümüzdeki pazar günü sandıkları patlatıyoruz değil mi? Buradan gümbür gümbür haftaya pazara yürüyoruz değil mi? Aksaray her zamanki gibi inşallah, hep söylediğim şey şu, rekoru da kıracak değil mi? Aksaray'ın bize olan sevgisinden zerre kadar şüphemiz yok. Sizler bu sevginizi her vesileyle gösterdiniz. Bilhassa da sandık sonuçlarıyla zirveye taşıdınız. Geçtiğimiz yılki 14-28 Mayıs seçimlerinde de coşkunuzu sandığa yansıttınız. Bu seçimde Cumhur İttifakı'na milletvekilliğinde %70'i, Cumhurbaşkanlığında %75'i aşkın oy oranıyla verdiğiniz destek için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Maşallah, Aksaray aslan gibi kükreyerek dost gönüllere huzur, düşman gönüllere korku verdi. Bugüne kadar girdiğimiz her mücadelede, her seçimde Hasan Dağı gibi heybetli bir şekilde yanımızda yer aldığınız için Aksaray'a teşekkür ediyorum. Rabbime bana sizler gibi yol arkadaşları verdiği için hamd ediyorum. Sizler yanımızda olduğunuz müddetçe bize durmak, duraksamak yok. Kardeşlerim, biz de milletimize sözümüzü hep yerine getirdik. Bundan sonra da aynı şekilde bu yolda devam edeceğiz. Aksaray'a mahcup olmamak için 21 yıldır gece gündüz çalışıyoruz. Pek çok alanda gayet olumlu neticeler alıyoruz. Büyümede, milli gelirde, ihracatta, savunma sanayinde, diplomaside tarihimizin en iyi seviyelerini gördük. Her dönemde olduğu gibi bu süreçte de pek çok engelle
pek çok sıkıntıyla karşılaşıyoruz. Bölgemizde yaşanan krizlerin, savaşların, gerilimlerin ülkemize olumsuz etkilerini hep göğüslüyoruz. Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de can yakan enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığıyla boğuşuyoruz. Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin alım güçlerindeki düşüşü telafi etmek için sürekli yeni adımlar atıyoruz. Tüm emeklilerimize bir defaya mahsus 5000 lira ödeme yaptık. Yılbaşında emeklilerimizin ve çalışanlarımızın maaşlarını %50 oranında artırdık. Emeklilerimizin ikramiyelerinde de aynı şekilde %50 artışa gittik. Son olarak banka promosyon ödemelerini 8000 ile 12000 lira arasında yükselttik. İnşallah yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başlamasıyla elimiz biraz daha rahatlayacak. Çünkü yüksek enflasyon ortamında ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor. Önce enflasyonu kontrol altına almamız gerekiyor. Allah'ın izniyle bunu başaracak programa ve kararlılığa sahibiz. Şimdi karşıma bakıyorum. Girerken sordum. Dedim ki bugün katılım ne kadar? Ne kadar? Evet. 35 bin. Aksaray'a da bu yakışır. Zaten Aksaray bunun dışında kabul etmez. Hep birlikte biraz da sabredeceğiz. Ülkemizin gücünden ve potansiyelinden rahatsız olan çevreler muhalefeti de kullanarak milletimizi karamsarlık bataklığına sürüklemek istiyor. Amaçları Türkiye'yi mevcut kazanımlarından edecekleri bir güvensizlik ve istikrarsızlık iklimine sokmaktır. Gelip geçici sıkıntıları asırlık hedeflerin önüne koyarak milletimizle aramızı açabileceklerini sanıyorlar. Biz bu senaryoyu defalarca gördük. Vesayetin türlü tuzaklarıyla uğraşırken gördük. FETÖ'den PKK'ya, terör örgütlerinin saldırılarına karşı koyarken gördük. Emperyalistlerin ülkemize yönelik kuşatmalarını kırarken gördük. Bu oyunu hep beraber bozacağız. Geçmişte Türkiye'yi asırlık altyapı ihmallerini telafi ederek nasıl 2023'e hazırladıysak şimdi de çok daha fazlasını yaparak Türkiye 100 yılını inşa edeceğiz. Ülkemizi bugüne kadar 3 kat büyüttük. Önümüzdeki dönemde 2 kat daha büyüteceğiz. Sadece kayıplarımızı telafi etmekle kalmayacak, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getireceğiz. Bunu da Aksaray'la birlikte, 81 vilayetimizle birlikte yapacağız. Önümüzdeki pazar günü sadece merkezin, ilçelerin ve beldelerin belediye başkanlarını seçmekle kalmayacaksınız. Aynı zamanda sandıkta bize vereceğiniz güçlü destekle diğer mücadelelerimizde de işimizi kolaylaştıracaksınız. Şimdi buradan Aksaray'dan öyle bir ses verin ki altta Toros Dağları'na, üstte Ankara Ovası'na kadar duymayan kalmasın. Hazır mıyız? Aksaray, Somuncu Baba'nın, Yunus'un şehri Aksaray. Selçuklu'dan Osmanlı'ya, ecdadın göz bebeği Aksaray. Yolların kavşağı, gönüllerin sultanı Aksaray.
sanayinin, tarımın, üretimin, emeğin şehri Aksaray. 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı Şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı Şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar ana kademe, kadın kolları, gençler kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Hanımlar var mıyız? Gençler var mıyız? Aksaray'la birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız? İşte Anadolu'nun nazar boncuğu Aksaray budur. İşte iftihar tablomuz Aksaray budur. Ramazan bayramı gelmeden 31 Mart'ta Milli İrade Bayramı'nı inşallah birlikte kutlayacağımıza inanıyorum. Bu vesileyle artık ortasına vardığımız Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Tuttuğumuz oruçlar, eda ettiğimiz ibadetler, yaptığımız hayır ve hasenat Mevla katında kabul olsun diyoruz. Rabbimden bizleri Ramazan-ı Şerif'e kavuşturduğu gibi sağlıkla, huzurla, esenlikle bayrama da kavuşturmasını diliyorum. Kadir gecenizi ve bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Kardeşlerim, her fırsatta altını çizerek ifade ettiğimiz gibi bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Türkiye'nin 81 vilayetinin her karışı, 85 milyon vatandaşımızın her bir ferdi, ak kadınlar bir başka, gençler, ak kadınlar bir başka. Allah nazardan saklasın. Pazar gününe kadar durmak yok. Yola devam. Aksaray'ın manevi muhafızı Somuncu Baba ne diyor? Bizim illerde ayı gün, sebat üzre durur daim, televvün erişip ana, gehi bedrü hilal olmaz. Evet, hak dostu ay ve güneş remziyle ifade ettiği zamanın sebat üzre olduğunu, ayın hilal ve dolunay hallerinin buna işaret ettiğini söylüyor. Bizim eser ve hizmet siyasetimiz de böyledir. Günler, aylar, yıllar geçer, mevsimler mevsimleri, seçimler seçimleri kovalar. Ama bizim bu gayretimiz, bu mücadelemiz asla bitmez. Dün eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, her alanda asırlık ihmalleri telafi ediyor, eksikleri tamamlıyor. Bugün ülkemizin yeni vizyonuna, yeni hedeflerine uygun şekilde kurduğumuz güçlü altyapının üzerinde dünya ile yarış halindeyiz. Pek çok alanda bu yarışta ön saflara geçtik. Ancak henüz istediğimiz yerde değiliz. Daha yapmamız gereken çok iş, tamamlamamız gereken çok proje, başarmamız gereken çok mücadele var. Bölgemizde yaşananları görüyorsunuz. Bir yanımızda Rusya-Ukrayna savaşı alevlenerek sürüyor. Diğer yanımızda İsrail'in kadın çocuk demeden katlettiği Gazze halkının yaşadığı vahşet giderek derinleşiyor. Balkanlardan Kafkasya'ya her yerde gerilim artıyor. Sözde büyük devletlerin ve onların güdümündeki uluslararası kuruluşların kimseye hayrının dokunmadığına en acı örnekleriyle
şahit oluyoruz. Üstelik son 10 yıldır maruz kaldığımız sayısız saldırıyla biz de bu felaket tablosunun içine çekilmek isteniyoruz. Yaşadığımız depremlerin omuzlarımıza bindirdiği yükü bunlara ilave etmek gerekiyor. Milletçe birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimizi muhafaza ettiğimiz için karşılaştığımız badireleri birer birer atlatarak bugünlere gelebildik. Bir takım muhterislerin keyfi öyle istiyor diye şimdi pes edemeyiz. Tam tersine mücadele bayrağını daha yukarıya taşıma vaktidir. Daha çok üreteceğiz. Daha çok istihdam edeceğiz. Daha çok ihraç edeceğiz. Devletimizi daha da güçlendireceğiz. Ordumuzu daha da güçlendireceğiz. Ekonomimizi daha da güçlendireceğiz. Aile yapımızı daha sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Gençlerimize, çocuklarımıza daha sıkı sahip çıkacağız. Medeniyet mirasımıza daha sıkı sahip çıkacağız. İmanımızdan, inancımızdan taviz vermeyeceğiz. Hayallerimizden, hedeflerimizden taviz vermeyeceğiz. Hiçbir alanda kazanımlarımızdan taviz vermeyeceğiz. Hep ileri gideceğiz. Hep büyüyeceğiz. Hep beklenen olacağız. Çünkü biz Türkiye'yiz. Çünkü biz Türk milletiyiz. Çünkü biz kendi milletimizin iftiharı, mazlumların ve mağdurların umuduyuz. Cumhuriyetimizin ilk asrında yaşadıklarımızdan aldığımız dersler ışığında önümüzdeki asrı kendi çağımız yapmakta kararlıyız. Bugüne kadar sandıkta milletimizin önüne çıktığımız 17 sınavının her birinde seçimin konusunun yanı sıra işte bu vizyona da destek istedik. İnşallah 31 Mart'ta da böyle olacak ve biz 18. defa milletimizden destek alacağız. Bunun için pazar günü hem sandığa gidip oyumuzu kullanacağız hem de sandığa sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Aksaray'ın bu konuda tüm Türkiye'ye örnek olacağına inanıyorum. Madem ki bizim alameti farikamız icraatlarımızdır, öyleyse Aksaray'a kazandırdığımız eser ve hizmetleri de kısaca bir hatırlayalım. Son 21 yılda Aksaray'a yaklaşık 88 milyar liralık yatırım yaptık. Eğitimde 2098 adet yeni derslik inşa ettik. Aksaray Bilim ve Gençlik Merkezi'ni hizmete verdik. Aksaray Üniversitemizi kurduk. Gençlik ve sporda toplam 7375 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binalarını faaliyete geçirdik. 3000 kişilik kapalı spor salonu başta olmak üzere 28 spor tesisi yaptık. Aksaraylı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yaklaşık 3,5 milyar lira tutarında kaynakla destek olduk. Sağlıkta 815 yataklı Aksaray Merkez Devlet Hastanesi başta olmak üzere toplam 1055 yataklı 10 hastaneden oluşan 21 adet sağlık tesisi inşa ettik. Aksaray'da 5804 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 1731 konutun yapımına devam ediyoruz. Şehrimizdeki 9 millet bahçesi projemizden 7'sini tamamladık. İkisinin çalışmaları sürüyor. Ulaştırmada bölünmüş yol uzunluğunu 17 kilometreden 311 kilometreye çıkardık. Konya Aksaray yolunu, Bala ayrımı, Aksaray Ereğli ayrımı yolunu ve Nevşehir Aksaray yolunu bölünmüş yol yaptık. Kırşehir, Kesik Köprü ve Aksaray
Ortaköy yollarındaki çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah 2026'da onları da bitireceğiz. Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Konya, Antalya hızlı demir yolunun proje çalışmasını tamamladık. Aksaray, Ulukışla, Yenice hızlı tren hattında ihale safhasına yaklaştık. Aksaray'a 2 adet baraj, 9 gölet, 11 sulama tesisi, 4 içme suyu tesisi ve 20 taşkın koruma tesisi inşa ettik. Bugüne kadar inşa ettiğimiz sulama projeleriyle 36 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Mamasın Barajı sulamasını rehabilite ediyor. 214 bin dekar arazinin şebekesini borulu sisteme çeviriyoruz. Uzunluğu 50 kilometreyi bulan iki ayrı isale hattı ve modern bir içme suyu arıtma tesisi inşa ediyoruz. Aksaraylı çiftçilerimize 11 milyar lira tarımsal hibe desteği verdik. Sanayi ve teknolojide Aksaray organize sanayi bölgesini 3 defa genişlettik. Sultanhanı, Eskil Tuzgölü, Yunus Emre, Sarıyahşi ve Gülağaç organize sanayi bölgelerini kurduk. Aksaray'ımızın ekonomisini ve sanayisini güçlendirdik. Şehrimize kazandırdığımız jeotermal kaynaklı sera organize tarım bölgesi faaliyete geçtiğinde çoğu kadın 2000 kişiye istihdam sağlayacak. Aksaray'da bir teknopark, bir araştırma geliştirme merkezi açtık. İstihdamı desteklemek için şehrimizdeki iş insanlarımıza toplam 2,2 milyar lira tutarında prim teşvik desteği verdi. Enerjide Aksaray'ın merkez ve ilçelerinin tamamını doğal gaza kavuşturduk. Ülkemizin en büyük doğal gaz depolama tesisini Sultanhanı Tuzgölü Havzası'nda kurduk. Şimdi isterseniz şehrimize yaptığımız hizmetleri şöyle kısaca görüntülü olarak ekrandan izleyelim. Medeniyetler şehri Aksaray 21 yıldır eser ve hizmetlerle kalkınıyor. Sağlıkta modern hastaneler Aksaray halkının hizmetine sunuldu. 600 yatak kapasiteli Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere kentte inşa edilen sağlık tesisleri sayesinde sağlık hizmetlerine erişim kolaylaştı. Şehirlerimizi güvenli, huzurlu, müreffeh hale getirecek adımları atıyoruz. Aksaray'ın geleceği çocuklar ve gençler için eğitim altyapısı modernize edildi. 2006 yılında açılan Aksaray Üniversitesi gelişti, imkan ve kapasitesi arttı. Aksaray'a bilim merkezi kazandırıldı, kütüphaneler, laboratuvarlar yapıldı. Şehre gelen üniversite öğrencilerinin barınması için KYK yurtlarının sayısı da kapasiteleri de artırıldı. Öğrencilere burs ve kredi destekleri verildi. Sosyal, kültürel ve sportif alanlar açılarak Aksaray'ın imkanları çoğaltıldı. Çehresi değişen Aksaray'ın konut stoğu ve kamu binalarının yenilenmesi için kollar sıvandı. TOKİ kentte depreme dayanıklı ve konforlu konutlar inşa etti. Kent millet bahçeleri, kadın aktivite merkezi, çocuk atölyesi ve millet kıraathanesiyle süslendi. Geçtiğimiz 21 yılda gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımlarını Türkiye yüzyılının altyapısı olarak görüyoruz. Yol medeniyettir anlayışıyla Aksaray'a ulaşan yollar hem yenilendi hem geliştirildi. Aksaray'a bölünmüş yollar, bulvarlar, kavşaklar kazandırıldı. Ulaşım ağı kuvvetlendirildi. Aksaray'a barajlar ve göletler yapıldı. Tarım arazilerinin sulanması ve verim artışı sağlanması için sulama tesisleri hizmete alınırken çiftçilere tarımsal destekler de sağlandı. Taşkın koruma tesisleri faaliyete geçirildi. Aşkına koşan yorulmaz. Onun için de yorulmak nedir bilmiyorum.
Aksaray'da yaşamış medeniyetlerin miraslarına sahip çıkıldı. Tarihi Gelvere evleri modernize edildi. Yüksek Kilise başta olmak üzere birçok kültür varlığının korunması için çalışmalar yapıldı. Şehir kitap konaklarıyla donatıldı. Doğal güzelliklerin korunması ve turizme kazandırılması, potansiyelin artırılması için projeler hayata geçirildi. Kahramanlar ve Evliyalar Diyarı Aksaray, Türkiye Yüzyıl hedefleriyle büyümeye ve gelişmeye devam edecek. Zaten Aksaray'a yakışan da budur. Allah'ın izniyle 31 Mart'tan sonra bunlara belediyelerimizle işbirliği içinde çok daha fazlasını ekleyeceğiz. Cumhurbaşkanı olarak bu kardeşiniz yerel yönetimlerle el ele verecek ve yoğun bir şekilde hizmetlerimizi illerimize, ilçelerimize, ta beldelerimize kadar ulaştıracağız. Bu duygularla merkez ve ilçe belediye başkan adaylarımızı ben sizlere emanet ediyorum. Onlara sahip çıkıyorsunuz değil mi? Sahip çıkacaksınız değil mi? Şöyle sonradan aramıza karışmak isteyenler vardı ya. Onlara gerekli dersi sandıklarda vereceksiniz değil mi? Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Belediye başkan adaylarımızı tanıtıma geçiyorum. AK Parti Aksaray'ı